Bakıda 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi ADEX və 13-cü Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Müdafiə və Xilasetmə Securus Caspian sərgiləri davam edir. Sərginin gedişatı ilə bağlı son məlumatı bizlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Samir Cabbarov çatdıracaq. Salam Samir, buyurun, eşidirik sizi. Salam, xoş gördük. Bakıda Müdafiə Sənayesi Sərgisi ADEX davam edir və bu sərgidə iştirak edənlərin sayının çoxluğu və sərgidə nümayiş olunan silahlar, sursatlar və s. bu sərgiyə marağı günü-gündən də artırır. İndi mənim yanımda dünyanın məşhur Türk müdafiə sənayi şirkəti olan Roketsan'ın rəsmisi var və bilirsiniz ki, Azərbaycan Bayraktar pilotsuz uçuş aparatlarının roketdən istifadə olunur. O cümlədən Türkiyənin bütün hava müdafiə sistemini bəs Roketsan həyata keçirəcək və bu baxımdan biz istəyirik ki, söhbət eləyək. Mustafa Odabaşı'na hoş gördük Bakıda sizi. Hoş geldiniz. Çox sağ olun. Məsələ burasındadır ki, Roketsan şirkəti ildən ilə öz satışlarını yüksəldir və dünyada artıq məşhurlaşır. Azərbaycanla da Roketsanı çox sıx əlaqələr bağlır, onunla ibarətdir ki, o da biz 2-ci Qarabağ müharibəsində, vətən müharibəsində Roketsanın biz xeyrini gördük. Pilotsuz uçuş aparatlarında və s. digər yerlərdə. Çox şükür. Çox şükür, təbii ki. Bütün bu məsələlərlə bağlı bu sərgidə iştirak edirsiniz və bu bazarlama baxımından da çox, yeni bazarlar tapmaq baxımından da çox mühüm məsələdir. Necə görürsünüz bu sərgini və Roketsan şirkəti olaraq burada iştirak etməyinizin hədəfləri nədir? Öncəliklə, çox güzəl kəlimələriniz üçün çox təşəkkür edirik. Roketsan bir devlet şirkəti. Özellikle Türkiye'de roket ve füze konusunda lider bir kuruluş. Ve biraz önce belirttiğiniz gibi dünyada en büyük 100 savunma sanayi firması arasında 86. durumdayız. Geçen seneki ciromuz ve ihracatımız çok iyi noktalarda ve daha iyi yerlere gelmeyi planlıyoruz. Biz yurt dışında fuarlara katılırken o bölgeyle alakalı ürünlerimizi götürmeye çalışıyoruz. Ama ADEX fuarına bütün ürünlerimizi getiriyoruz. Bunun temel amacı, temel sebebi Azerbaycan bizim kardeş ve dost ülkemiz. Bizim amacımız burada bütün savunma sanayide yaptığımız bütün ürünlerimizi özellikle Azerbaycan'da son kullanıcılar, kara, hava, deniz, bütün subaylarımızın, bütün as subaylarımızın, bütün savunma bakanlığı heyetlerinin, bütün kullanıcıların bu sistemlerimizi görmesini için bütün sistemlerimizi getirdik burada. Ve bundan da çok gurur duyuyoruz. ADEX fuarı 2014 yılından bu yana yapılıyor ve biz her iki senede bir bütün fuarlara katılıyoruz. Ve bundan sonra da katılacağız. Azerbaycan için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Roketsan'ın pazarına baktıkta, ümumiyyətlə dünya satış pazarına baktıkta ise ve ümumiyyətlə müdafiye sanayisinin dünya iqtisadiyyatında rolunu siz necə görürsünüz? Siz neçə illərdir bu sahədə çalışırsınız ve bu arada istəyərdik ki fikirlərinizi öyrənək sizden. Bizim ürünlerimizin satış ciromuzun yaklaşık %25'i yurt dışı ihracat oluşturmakta ama bizim yakın 5 senelik dönemde bu ihracat rakamımızı toplam ciromuzun %50'sine çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim için önemli olan öncelikle Milli Savunma Bakanlığımızın kabul ettiği, uygun gördüğü ülkelere satmak. Ve bu kapsamda bizim çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Sadece Orta Doğu ve Uzak Doğu değil Avrupa ülkelerinde de bizim ihracat pazarlarımız bulunmakta. Ama bunlardan önce tabii ki Azerbaycan bizim için öncelik. Bazı durumlarda ürünlerimizi yurt dışına satış için bazı kısıtlamalarımız olabiliyor. Üretim kısıtlamalarımız olabiliyor. Ama Azerbaycan gündeme geldiğinde bizim için bu kısıtlamalar önemli değil. Bizim için Türk Silahlı Kuvvetleri neyse Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri odur. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ve bir de ki bütün dünyanın tabii ki marağında olan mesele bu S-300 sistemlerinin ve Türkiye'de olması meselesi. Şimdi artık Türkiye bu hava hücumundan müdafiye sistemlerini özü etmeye çalışır ve bunu Roketsan edecek. Sizde artık bu hisarlar meselesi artık kabul olunup ve diğer siperle de bağlı ne diyebilirsiniz? Şimdi çok doğru bir nokta. Biz bu konuda yıllardır bir çalışmamız var. Ama son zamanlarda bu çalışmalarımızı hızlandırdık. Hava savunma füze için Hisar Ağı'yı oluşturduk. Hisar Ağı'nın menzili 15 kilometre. Hisar O 20 kilometre. Şimdi daha uzun menzil için siperi geliştirdik. Hisar A ve Hisar O yani alçak orta menzilli hava savunma füzelerinin şu an Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde daha uzun menzil için geliştirdiğimiz siperin atış testleri başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ve bunu da önümüzdeki sene içinde envantere koymayı planlıyoruz.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar sizi Azerbaycan'da görmeye çok şadık ve inşallah gelen illerde de biz sizi burada görmeye hoş olar. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Hürmetli tamaşaçılar, bizim müsahibimiz Türkiye'nin meşhur, dünyaca meşhur ve ilden ile reytinglerini yükselen Roketsan şirketiydi. O Azerbaycan'la bir riske emektaşlık da edirlər. Həmin bu şirket ve o cümleden dünyanın bir neçə ölkəsiyle. Təşəkkür edirik Samir, ətraflı məlumata göre.